Merhaba yürekleri sırhadan coşkusuyla atan genel halkı, merhaba. Merhaba değerli genel halkı. Merkezimiz tarafından Türkiye genelinde başlatmış olduğu toplumsal barış, demokratik çözüm gezisinin bugünkü ayağı olan siz değerli genel halkıyla buluşmanın mutluluğuyla genel merkezimiz adına sizleri selamlıyor. Hoş geldiniz diyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Feridun Çelik'ten bir mesajımız var. Kendisine teşekkür ederiz. Kapatılan HADET'in eski genel başkan yardımcısı Sayın Hamit Dövmen'in daha genel başkan yardımcısı Sayın Naci Koplay Sayın Nurhan genel başkanımıza hoş geldiniz demek üzere mikrofonumuzu belediye başkanımız, Yüksekova Belediye Başkanımız Sayın Efendim İke'ye veriyoruz. Buyurun. Sayın değerli Yüksekovalılar, onurlu Yüksekovalılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bizi onurlandırdınız. Çalışmalarını olsun işini yapmak üzere Yüksekova halkı adına Sayın Genel Başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Mikrofonu Genel Başkanımız Sayın Tuncer Bakan'a veriyoruz. Ben barış istiyorum.
saygıyla selamlıyorum. Değerli halkımız, gerçekten bugün burada bize onurlu bir gün yaşattınız. Bugün sizler yüksek orada barışın, demokrasinin sesinin nasıl yükseltileceğini hep birlikte kararlı bir şekilde dile getirdiniz. Bu kararlığımızdan ve coşkunuzdan dolayı siz değerli halkınızı tekrar selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, sizde bu coşku, sizde bu karanlık varken, sizde bu inanç varken, inanıyorum ki sizler önümüzdeki günlerde sevdiğiniz insanlarla, sevdiklerinizle birlikte özgür bir ülkede yaşayacaksınız. Sizler bugün burada hep birlikte barışın ve demokrasinin nasıl olacağını, nasıl dile getirileceğini hep birlikte aykırıyorsunuz. Hani barış ve demokrasi taleplerinize pişmanlık yasalarıyla, ilçer ve renk politikalarıyla cevap vermek istiyorlar. Hani barış taleplerinize gerginliklerle, barış taleplerinize operasyonlarla, barış taleplerinize yoksullukla, açsızlıkla, işsizlikle cevap vermeye çalışıyorlar. Ama sizler yıllardır açlığa, yoksulluğa rağmen, yıllardır haksızlıklara ve hukuksuzluklara rağmen inadına barış, inadına demokrasi, inadına insanca yaşam taleplerinizi dile getiriyorsunuz. Bizler yıllardır Türkiye'nin temel sorunlarını çözmeyen, yıllardır Kürt sorununu çözmeyen, yıllardır Kürt sorununu askeri yöntemlerle şiddetle çözmeye çalışan bu anlayışa gelin birlikte Türkiye'nin temel sorunlarını ve Kürt sorununu demokratik yollarla, askeri yöntemlerin dışında bir yöntemle, diyalogla çözelim dedik. Sizin tecrit politikalarınız Kürt sorunu çözmez. Dedik ki sizin teklifi cezaevleriniz Kürt sorunu çözmez. Dedik ki sizin imha ve inkar politikalarınız Kürt sorunu çözmez. Çözmediğini bugün yüksek ova halkı bugün net bir şekilde burada ortaya koydu. Biz dedik ki eğer siz bu sorunu çözmek istiyorsanız sonuçlarıyla değil sebeplerin üzerinde yoğunlaşın ve Kürt sorunu demokratik yollarla çözün dedik. Değerli arkadaşlar, gerçekten artık Kürt sorunu ret ve inkar edilecek bir noktada değil. Daha dün Brezilya'da 164 tane ülkenin katıldığı, kendi ülkelerinde iktidar olan, ana muhalefet partisi yapan, siyasi partilerin oluşturduğu Sosyalist Enternasyonale DEAP'ta üye olarak kabul edildi. Artık sizin sorunlarınız sadece Ankara'da, Hakkari'de, Kars'ta, Van'da değil, sizin sorunlarınız Brezilya'da, Almanya'da, dünyanın dört bir yanında üyesi olduğunuz Sosyalist Enternasyonale bağlı siyasi partilerin de bir sorunu haline geldi. Yıllardır baskılarla, haksızlıklarla, hukuksuzluklarla yüksek ova halkını durduramadınız. Bundan sonra hiçbir şekilde de durduramayacaksınız dedik. Eğer siz
Raç ve uçar politikalarıyla durduramadıysanız, o zaman bugün bu halkın burada dile getirmiş olduğu barış ve demokrasi taleplerini dikkate alarak bir an önce bu sorunun diyalog yoluyla çözülmesi için bir çaba içerisine girilmedik. Bu nasıl din kardeşliğidir ki Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu bir ırkın ismini bile telaffuz etmekten çekileceksin. Bunların demokratlığı da, bunların gerçekten dindarlığı da, bunların yıllardır bölgede uyguladıkları politikaların politikalardaki uygulamalarıdır, pratikleridir. Evet değerli arkadaşlar, AKP'de DSP'nin, ANAP'ın, Doğru Yol Partisi'nin, MHP'nin akıbetiyle karşı karşıya kalmak zorundadır. Ya bu sorunu çözecek ya da onlar gibi siyasetin üçüncü liginde önümüzdeki günlerde oynamaya devam edecek. Bizler de dün barış ve demokrasi mücadelesini kararlıca yürüten yılbayan onurluca her şeye rağmen ayakta duran halkımızın bundan sonra da bu mücadelesini devam ettireceğini olan inancımızı tekrarlıyor. Aynı zamanda da yerel yönetimlerde gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir başarıyı, bir iktidarı bu halka tatıracaklarına inanıyoruz. Elbette ki eksiklerimiz, yetmezliklerimiz var. Ama değerli halkımız, inanın sizi bu barış ve demokrasi taleplerinize, kararlılığınıza layık bir yönetim şeklini önümüzdeki dönemlerde eksik ve yetmezliklerimizden de dersler çıkararak size layık olmaya çalışacağız. Biz de belediye başkanlarımızla, yöneticilerimizle buna inanabilirsiniz. Hep bir ağızdan hepimizin DEAP'ın sunmuş olduğu gerçekten Türkiye'nin demokratikleşmesi için olmazsa olmaz, gerçekten Türkiye'nin güçlü ve demokratik bir ülke olması için gerekli olan çözüm önerilerini sunan yol haritamıza, barış haritamıza, barış ve demokrasi arayımıza destek veriyor musunuz? O zaman hep birlikte barış ve demokrasi yol haritamızın yaşam bulması için önümüzdeki günlerde daha güçlü bir mücadelede buluşmak dileğiyle hepinizin mücadelesi önünde saygı veriyor. Hepinize layık olmak için elimizden gelen çaba ortaya koyacağımıza söz veriyoruz. Hakkari'ye doğru yola çıkıyoruz. Barış coşkusu Hakkari.